Öncelikle herkese merhabalar. Bildiğimiz gibi günümüzde market ve pazar fiyatlarından hepimiz mağduruz. Muhtemelen mağdur olmayanlar yoktur. Hatta bazı temel gıda ürünlerinin neredeyse lükse girdiğini hepimiz biliyoruz. Biz de merak ettik acaba diğer ülkelerde durum nedir diye. Ve de komşu ülkemiz olan Azerbaycan'dan bir arkadaşımızdan fiyat bilgisi rica ettik. O da bize video bir şekilde gönderdi. Sağ olsun. Azerbaycan ve Türkiye market karşılaştırma bölümü başlıyor. Şimdiden iyi seyirler. Çalışacağım ki bazı seçilmiş gündelik tələbat məhsullarının qiymətini çəkim sizlər üçün. Məsəl üçün Azərçaya baxaq. Azərçayın belə deyək ən keyfiyyətli brendi olan Buket 10 manat 14 qəpiyə təklif olunur və bu 450 qramdır gördüyünüz kimi. Eyni gramajda daha aşağı qiymətlər də var. Məsəl üçün Azərçay, Bergamot, Gül Baxçası və s. və ilaxır. Təbii başqa markalar da var. Məsəl üçün Final, Beta T, Berga və s. və ilaxır. Məsəl üçün Beta'da eyni gramaj 9 manat 14 qəpiyə təklif olunur, daha doğrusu Finalda. Berga'da eyni gramaj 9 manat 31 qəpiyə təklif olunur və s. və ilaxır. Qiymətlər bu şəkildə dəyişilir. Şəkərin, yerli şəkərin 600 qramlığı isə 1 manat 75 qəpiyə təklif olunur. Belə deyək, xüsusi kampaniya, yəni kampaniyası isə 1 manat 90 qəpiyə gördüyünüz kimi. Daha böyük həcmdə 800 qramlıq paketdə olan isə 2 manat 40 qəpiyə təklif olunur. Şəkər tozu isə 1500 qrama, 1 kilogram yarıma 3 manat 25 qəpiydir. Və bu da yerli istehsalatda. İçməli isə 3 manat 75 qəpik və 1 kilo 800 qram həcmindəki paketdən təklif olunur. Kofeler isə məsəl üçün Classic Nescafe Gold 16 manat 99 qəpiydir. Hansı ki bir neçə ildə bax biz bunu 11-12 manat ala bilirdik. Hətta kampaniya ilə 9-8 manat aldığımda xatırlayıram. Yakobs isə yenə 16 manat 99 qəpiydir. Və 190 qramlıq paketlərdə satılır. Sosiskalar isə 12 manat 99 qəpiydir, 9 manat 25 qəpiydir. Ən bağlısı gördüyünüz kimi 12.99-dur. Mangal üstü sosiska Halal Nemət firmasının. Çörək isə 70 qəpiydən başlayır. Standart 70 qəpiyə 650 qramlıq çörək təklif olunur. Nə bilim, qramajından və texnologiyasından asılı olaraq 1.20-yə 65 qəpiyə hətta 1 modelli qəpiyə təklif olunan çörəklər var. Məsəl üçün konfetlərin qiyməti 14 manat 85 qəpiyə 13 manat. Əvvəlim, keyfiyyətdən asılı olaraq dəyişilir. 7 manata, 6 manata, 9 manata da konfetlər var. Məsəl üçün paltarı yığan dərmanların avtomatı 14 manat 65 qəpiyə 3 kiloluq paketdə arayın təklif olunur. 2.5 kg tayt 13 manat 25 qəpiydi, nəmdən Total firması var, Persil var, məsəl üçün 4.5 kg paketdə 25 manat təklif olunur. Qabiyan dərmanlarının da qiyməti, məsəl üçün 750 ml 4 manat 79 qəpiyədir, daha böyük həcmlisi var 5 manat 25 qəpiyə. Daha doğrusu eyni həcmində də daha da başqa formatda, başqa tərkibdə. Belə. Yaxud da ki, digər qabiyonlar var. Lironda 1 manat. Veya Bello var. 2 manat 79 qəpiyə, hansı ki 1 litrdir qabda. Kometlər 2 manat 9 qəpiyə, Ciflər 4 manat 49 qəpiyə. Sitbank 12 manat 49 qəpik. Lays markalı cipslər 2 manat 85 qəpik. Məsəl üçün Coca-Cola 89 qəpik. 50
kalem Fanta 89 kepeği, Sprite 89 kepeği, yerli markalar var, Gülistan 1 litre 1.20 kepeği, sarı lafır, sarı kız 1 manat, gördüğünüz gibi, Göceli mantılı 1 manat 79 kepeği vesaire. Şu an ürünleri almak için markete doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Burada da Azerbaycan videosunda olduğu gibi çok bilindik bir marketten alacağız ki fiyatlar adaletli olsun. Yavaş yavaş şimdi markete doğru devam ediyoruz. Listemizde ürünleri almak için şu an bir tane markete geldik. Listemiz çay, şeker, kahve, sos diye başlıyor. Listemizde var olan şu an kapı girişinde ekmek olduğu için ekmekle başlıyoruz. Aşağıda lavaş ekmekleri, yukarıda tam buğday çavdar ekmeği, hemen yukarısında da özel yani çavdarlı ve diğer ekmekler bulunuyor. Çay şeker grubunda en bilindik marka olan Çaykur Filiz ve Çaykur'un diğer markaları gösteriyorum. Ayrıca Lipton'un bir kiloluk serileri var. Şeker grubunda ise hemen şöyle bir size fiyatları göstereyim. Bor şekerin 2 kiloluk şekeri 51.50. 51 lira 50 kuruş. Daha büyükleri yani 5 kilo olanları 121 lira. Küp şekerlere geldiğimizde de fiyat 24.50 kuruş. Un grubuysa Söke un 2 kilogramı 49.90. Çözünebilir kahve grubunda galiba yanılmıyorsam diğer listede Nescafe'nin vardı. Ben granül olarak şöyle göstereyim fiyatı. Çözünebilir kahvelerde 29.50 Nescafe'nin yaklaşık olarak 100 gramlık ambalajı var karşımızda. Jacobs'un filtre kahve galiba bu. Çözünebilir kahvesi 114 lira 90 kuruş. Yine aynı şekilde Nescafe'nin 10'lu serisi 18 lira 50 kuruş. Listenin diğer grubunda yanılmıyorsam sosis vardı. Hemen onun da fiyatlarını göstereyim size. Çikolata grubundaysa hemen size şöyle göstereyim. Eti karam şuradan tam olarak gözüküyor bilmiyorum. 11 lira 50 kuruşluk kara çikolataları var. Etinin Ahenk 18 lira, Nestle 14.90. Diğer gruplarda Ülker 14.50. Ülker büyük ambalaj olarak 70 gramlık onları da 14.50. Onun dışında diğer çikolata gruplarında gofret, mesela Ülker çikolatalı beyaz gofretin fiyatı 2.70, Wanted 3.5, Nestle'de 3.70 fiyat sahip. Persil grubunda şu an kampanya olduğu için 5 kiloluk Persil 106, diğer Omo'da 4.5 kilogramı 102 TL. Hemen şöyle göstereyim. Fiyatları da size şu şekilde vereyim. Bulaşık deterjanı grubunda Fairy, Pril ve bir yabancı daha marka var. Fiyatları ve gramajları ben size göstereyim. Yukarıdaki Fairy elmalı olan 650 ml'lik, hemen altındaki Fairy Platinum 53.50 fiyatıyla 1 litrelik. Pril'in gramaj olarak hemen bakayım, 653 mil ve 19.25 fiyatı var. Diğer videoda Sleep Bank'in temizlik malzemelerinden, mutfak temizlik malzemelerinden şöyle bir hemen göstereyim bir gramaj bir fiyatı. Altta da Cif serisi var. Yine krem amonyak serisi 18.50 lira.
Silit Bank'in mutfak temizleyicilerini şu şekilde gösteriyorum. 49.25'li milde 750 millik artı şu şekilde kampanya olanları var. Ama kampanya olduğu için tam da fiyatı yansıtmayabilir. Cips reyonunda aynı markalar var mı da bilmiyorum ama şu an Lay's Ruffles Doritos'un var. Lay's'in 150 gramlık 15.45, Lay's 15.45 150 gramlık olanı. Ruffles da aynı fiyata sahip. Yine aynı şekilde Doritos da aynı fiyata sahip. Uluslararası markalar arasında giren Pringles'ın da şu anki fiyatı 165 gramı 37.45 TL. Özellikle aynı markaları çekmek istedim. Diğer videoda Sprite vardı. Bilmiyorum artık hangi serisi ama 1 litrelik olanı 12 lira. Hemen şöyle Cola ve Fanta grubunu göstereyim. Şu şekilde fiyatları yakınlaştırıp göstereyim size. Cola'nın 1 litrelik 12.5 TL. Fanta aynı şekilde 12.5 TL. Sprite da aynı fiyata sahip. Şu şekilde bilgi amaçlı göstereyim. Artı Coca-Cola'nın 250 ml'lik 6 şişesi 58 lira fiyatına sahip. Maden sularından diğer marka, yani diğer videoda gösterilen marka yok ama ben size, yani bizim markalardan birkaç tane göstereyim. Sırma'nın altılısı 22.5 lira. Damla 15.90 sade olanı. Sırma bu aradaki limonlu olan versiyonu. Diğer listede şampuan yoktu galiba. Ben birkaç tane şampuanlardan örnek almak istiyorum. Örneğin Clear'in Erectrition olanı yaklaşık olarak ne kadar miline sahipmiş? 485 mil 69 lira 50 kuruş. Blendax'ın yine var aynı şekilde. Onun da 500 mil olanı var. 38 lira 90 kuruş. Hemen yukarıda Eldor'un şampuanı var. Onun da mili 500 mil 48 lira 90 kuruş. Biraz daha ucuz mu diyeyim artık. Ürünler baktığımızda ne var? Aslında hemen hemen de fiyat olarak aynı gibi. Hacı Şakir vardı eskiden en ucuz. Onun da şu an fiyatı 46 lira. Şu an listede olmayan bir ürün daha var. Bunun sırf eşimin en çok kızdığı üründen de bir tanesi. Daha doğrusu asla aldırmadı. Yumuşatıcı serisinin yumaşın 1200 millilik 44 lira 90 kuruş fiyatı var. Bingo'nun miktar olarak 1440 mil 747 lira 90 kuruşluk fiyatları var. Ve daha büyükleri aşağıda sahip. Vernal 3 litrelik 39 lira 25 kuruşluk fiyata sahip. Listemiz yokmuştu ama ben size yine de bisküvi grubundan birkaç kişiye göstereyim. Örneğin şu eski en çok tüketilen 370 gramlık Etipet Töre 16.25 fiyatı sahip. Biskrem 200 gramlık 13 lira. Hanemeli gramajı 150, o da 11 TL fiyatı sahip. Şu şekilde bilgi amaçlı göstereyim size. Market alışverişi şu an bitti. Adil olsun diye Türkiye'de Azerbaycan çekmiş olan videonun hemen hemen aynı emsalini bir tane market seçtim kendime. Oradan alışverişimi tamamladım. Ve de aynı gramaj ve aynı marka olmasına çok çok dikkat ettim. Çünkü adaletli olmasını istedim videonun. Hiçbir şey kalmadı alınacak. Yani benim bildiğim kalmadı. Bugünlük video mesaisini doldurduk. Artık yavaş yavaş eve gitme zamanı. Çok yorulduk zaten. İnşallah yararlı bir video olur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şayet altta yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.